Şu anda önümüzde 3 tane büyük aşama var. Bir tanesi 2045'e kadar olan bir dönem var. 2045'e kadar olan dönemde 3 büyük savaş yaşanacak. İşte bu İran'da başlayacak. Evet. Ülkeler arası. Ülkeler arası. Yani bu büyük üç dediğimiz yani jeopolitik savaşlar dediğimiz savaşlar. Çünkü soğuk savaştan sonra artık biz böyle bir büyük güç mücadelesi, jeopolitik savaş olmayacağını düşünüyorduk. Ancak önce 2014'te Ukrayna ile beraber Rusya tekrar Batı tarafından tehdit listesine alındı. Şimdi Çin de alındı. NATO'nun son yaptığı toplantıda Çin de tehdit listesine alındı. Şimdi hızla büyük savaşlara doğru gidiyoruz ve ülkelerin silahlı kuvvetleri bunlara hazırlanıyor. Bütün bunlar olurken 2045'ten sonra yepyeni bir dünyaya gideceğiz. 2045'te ne olacak? Nasıl bir dünya hayal ediliyor? Evet, şöyle söyleyeyim, yani birçok bunun şeyi olacak ama en önemlisi insan beyin denklemi yeni bir boyuta girecek. Yani insanların beyinlerine çip konacak. Yani dijital burada bir beynimiz olacak. İnternete bağlı olacak insan. Ve artık rüyalarımızı bile kaydedecek duruma geleceğiz. Yani robotların, insanların bilgisayar sisteminden bir merkezi olarak kontrol edildiği bir dünyaya gideceğiz. Ve 2150'ye kadar bu dünya değişik bir düzen alacak. Ama 2045 ile 2070 arası bir geçiş dünyası olacak. Ve bu yeni sistemin oklaması için. 2150'de de insanımsınlar. Yani bu organ naklindeki, gen terapisindeki efendim gelişmelerle artık insanların organları rahatlıkla kalbi dahil her organı değiştirebilecek ve insana bir işte tren çarpmadı ya da bir uçak çarpmadı sürece insanlar çok uzun ömürlü olacak. Yani hatırlayın peygamberler, ilk peygamberler 1000 yıl falan yaşıyorlardı. 800-900 yıl yaşıyorlardı. Nuh peygamber falan. Evet. İnsanların tekrar o yaşlara geleceği, 800 yılın yaşına öleceği bir döneme de geleceğiz yani.